Bir adalet kurultayı gerçekleşti. Adalet kurultayı büyük bir katılımla gerçekleşti. İnanç ve adalet bölümünde bir takım konuşmalar yapıldı. Peki sonuç bildirgesine inançta adalet nasıl yansıdı? Ve bu kurultayı düzenleyenler inançta adaletin nasıl gerçekleşeceğine inanıyorlar. Evet, bu son derece önemli bir husus sevgili dostlar. İnançlı adalet esas olarak laiklikle ilgili bir konu. Türkiye'de laiklik sorununa değinmeden inançlı adaleti değerlendirmeniz de mümkün değil. Adalet kurultayını düzenleyenler bakın inançlı adalete dair ne söylüyorlar? Kendi metinlerinden okuyalım. Ülkede totaliter bir tek adam rejimi kurulmuştur. Siyasi olarak tüm yetkileri elinde toplayan rejim şimdi kültürel egemenliği de eline geçirme peşinde. Bu rejim bireyin nasıl düşüneceğine, nasıl yaşayacağına, ne giyeceğine, ne konuşacağına, neye inanacağına tek merkezden belirleme çabasında bu amaçla yaşam tarzına ve inançlara müdahaleci uygulamalar var deniliyor. Sanki Türkiye'de inançta adaletsizlik Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığıyla ortaya çıkmış gibi bir yaklaşım içerisinde sonuç bildirgesi. Peki durum böyle mi gerçekten de? Türkiye'de inançta adalet Tayyip Erdoğan'ın tek adamlığından mı adamlığıyla mı ilgili ya da inançta adaletsizliğin kökeni Tayyip Erdoğan'ın bu tek adamlık tavrı mı? Evet, yani maalesef durum böyle değil. Maalesef tam tersine, yani tersine demesek de maalesef durum şöyle. Türkiye'de inançta adaletsizlik devletin anti-laik yapılanmasından kaynaklanıyor. Yani devletin kendisine bir din seçmiş olmasından kaynaklanıyor. Sünni İslam'ı kendisine resmi din olarak seçen devlet, diğer inançlar, inançsızlıklar karşısında açıkça bir ayrımcılık, eşitsizlik, hukuksuzluk tavrı sergiliyor. Eğer siz Türkiye'de yaşayan inançta adaletsizliğin anti-laik yapılanmadan kaynaklandığını görmezseniz çözüm de üretemezsiniz. Yani Diyanete değinmeden, yani Diyanete dokunmadan, yani Diyanet eşitsizliğin, inançta adaletsizliğin kaynağıdır ve Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurum olmamalıdır demedikçe inançta adalet sorununa dair çözüm de üretemezsiniz. Bakın ne diyorlar inançta adaletsizliğin çözümüne ilişkin sonuç bildirgesinde. Yaşam tarzı ve inançlara müdahale edilmemeli. Peki kim ediyor yaşam tarzı ve inançlara müdahaleyi? Evet, kim ediyor? Devlet. Neyle ediyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'yla. Neyle ediyor? İmam Hatip liseleriyle. Neyle ediyor? Kur'an kurslarıyla. Siz bunlara sesinizi çıkarmazsanız, bunlar karşısında bir tavır, bir düşünce geliştirmezseniz, evet geliştirmezseniz ne olur? Bakalım şimdi inançta adaletsizlikte söylediklerine dair ne olur? Eşitsizlik, adaletsizlik devam eder. Yani siz çözüm olarak ne diyorsunuz? İnançlara müdahale edilmemeli, özgürlükler korunmalı, genişletilmeli. Tamam, güzel. Camiye, kışlaya, adliyeye, okula, siyasete okulmamalı. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Laiklik, yani devletin bütün dinler, inançlar karşısında laik bir tutum takınması gerektiğini söylemezseniz ve bu anti-laik durumu ortaya çıkaran kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunun altını çizmezseniz, yani İmam Hatip liselerinin devletin İmam Hatip Lisesi olmaz demezseniz, Kur'an kursları olmaz devletin demezseniz, oradan inançta adaletsizliğe dair çözüm üretemezsiniz. Bir şey de söylemiş olmazsınız. Tarikat, cemaat, inanç gruplarıyla iktidar ortaklığı olmamalıdır. Şudur budur. İstedikleri gibi ortaklık yapabilirler. Meselemiz bu değil. Her siyasi parti kiminle istiyorsa onunla ortaklık yapabilir. Devlet kendisine bunlardan ortak edinemez. Bunları finanse edemez. Onlar bir inancın finansmanını sağlayarak diğer inançlara karşı, inançsızlara karşı eşitsizlik içerisinde bulunamaz. Sevgili arkadaşlar, durum gayet açık ve net. Şimdi siz adaletsizliğin kaynağının,
Sözgelim Aleviler söz konusu olduğu zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alevileri tanımaması, onların inancını tanımaması, onların inanç merkezini tanımaması, cemevleri söz konusu olduğu zaman asla, bu bizim kırmızı çizgimizdir, cemevlerini ibadethane olarak kabul edemeyiz demelerinin arkasında devlet güç ve kudretini kullanıyor olmaları yatar. Bir başka sivil insanın evet istediği gibi değerlendirmeler yapması mümkündür. Ama kamu otoritesini elinde bulunduran bir gücün, bir anlayışın başka inançlar karşısında, başka toplumlar karşısında bu türden değerlendirmeler yaparak açık inançlı adaletsizlik tavır içinde bulunması söz konusu olamaz. Şöyle toparlayalım isterseniz, inançlı adalet gerçek anlamıyla laik, demokratik bir toplumda söz konusu olabilir. Bir inancı resmi inanç olarak kabul etmiş ve buna uygun kurumlar, buna uygun finansmanlar ortaya koymuş, pratikler ortaya koymuş bir sistemin inançlı adaleti gerçekleştirmesi söz konusu olamaz. Öyleyse nedir mesele? Laikliktir. Laik demokratik bir devleti, bu anlamda bir sistemi savunmaktır. Çözüm eşit yurttaşlık hakkı, devletin inançlar karşısında, tüm yurtlar karşısında eşitlik içerisinde, adalet içerisinde davranabilmesi.